Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana alen nebiyy min harcin fîmâ faradallâhu leh. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دستور يا سيدي سلطان أبلي أمدت يا مولانا. Evet, güzel bir toplantıda tabii ki çok güzel bir kelam konuşulması lazım Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. En güzel kelam da tabii ki Allahu Teala'nın kelamı olduğu için her güzel meclise başlanırken Allah'ın kelamıyla başlamak en büyük edeptir. Bugün bizler burada ne için toplandık? Maç için toplanmadık. Eğlenti yapmak için, yılbaşı eğlentisi için toplanmadık. Müslümanlığımızın bir gereği olan, Müslümanlığımıza yakışan, Osmanlı torunlu olan bizlere yakışan, alemi şereflendiren iki alemin sultanı, biz iki alem diyoruz tabii, bizim bildiğimiz o kadar, dünya alem var, ahiret alemi. Sultan Yunus Emre'nin tabiriyle 18 bin alemin ve de daha nice alemler Allah yarattıysa Celle Celaluhu, hepsinin sultanı olan Fahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun alemi şereflendirdiği güne toplandık biz. Mevlid kandili. Ne demektir bu mevlid kandili biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ene nebiyyun, ben peygamberdim daha Adem'e ruh verilmeden önce diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu ne demektir? Allah-u Teala'nın ilk ruhunu yarattığı o kutlu İnsan, Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem o kadar senelerden sonra Adem aleyhisselam geliyor, İdris aleyhisselam geliyor, Nuh aleyhisselam geliyor, nice peygamberler geliyor ama bu alemin beklediği, hepsine ışık saçan o kutlu insan, alemi şereflendirecek o gün mevlid kandili olacak işte bizler için
bugün o gündür. Ne demek bu yani? Bütün gök ehlinin, bütün yer ehlinin iştiyakla, aşkla beklediği o merhamet sultanı olan Fahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünü şereflendiriyor bugün de. Kimdir Efendimiz? Şimdi insanlar gerçekten imanlarının, Resul-i Ekrem'i anlatırken biz de ayakta anlatalım inşallah, tazim olsun Efendimiz'e. İnsanlar tabii ki anlatırken imanı derecesinde anlatıyorlar. Evliya-i Kiram'dan bir tanesinin şu kutlu sözüne kulak verelim. Diyor ki mübarek, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ağaçlar kalem olsa, denizler de mürekkep olsa, ben bunların hepsini kullanarak seni anlatsam diyor, ne kadar büyük bir zat olduğunu, ne kadar büyük bir bizim için şeref olduğunu anlatmaya çalışsam yine bitiremem diyor. Düşünün, yeryüzündeki ağaçların hepsi kalem olsun, bütün okyanuslar mürekkep olsun, yine de ben seni kalemimle anlatmaya çalışsam yine yetiştiremem diyor. O kadar faziletlisin ki, o kadar üstünsün ki, hani diyor ya Sultan Yunus Emre Hazretleri, ne yana baksam öyle dolusun, seni nereye koyam benden içeri diyor. O kadar dolusun ki nereye sığdırayım yani. Yetmez. Ama diyor dilim döndüğünce ben duramayacağım. Çünkü aşığın hali odur. Mecburen, hani nasıl Mecnun Hazretleri, Mecnun'a geçelim. Leyla aşık olmuş ya, sabahı akşamı Leyla olmuş onun. Değil mi? Ama samimiymiş aşkında. Öyle gelip geçici değil. Bugünün aşıkları gibi değil yani. Bugün hemen tanışıyor. Hemen şeyde, WhatsApp'ta çık 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 çık. Seni seviyorum. Çok fena sana aşığım. Sonra ertesi gün WhatsApp'tan yazıyor. Nefret ediyorum senden. Hani dün aşıktın. Ne oldu aşkına? O büyük aşkına. Öyle değildi eskilerin aşkı. Gerçekten samimiydi. O samimiyeti anlatırken diyorlar ki, o zamanın kralı, padişahı, ya acımış Mecnun'un haline, çağırmış onu. Demiş ki ya bırak bu Leyla'yı. Sana ben buradan, bak işte buradaki kadınlar, cariyeler, hangisini beğeniyorsan onu sana vereceğim. Başını dahi yerden kaldırmamıştı Mecnun diyor. Başını dahi yerden kaldırmamış. O cariyelere baksın da beğensin yani. Öyle bir şey yok. Samimi aşık olduğu zaman, bırak aşkı da geçiyorum, gerçekten bir işi samimi yapsın bir insan, Allah o samimiyete çok değer veriyor Celle Celaluhu. Bakın nice Hristiyanlar vardır. Hristiyanlığı samimi yaşadıkları için Allah-u Teala onlara İslam nasip eder. Nice Yahudiler vardır. Bir yani hani dünyevi garaz değil. Gerçekten bu Müslüman'da olursa bu tehlikeli. Müslüman bir hoca para için sadece hocalığını yapıyorsa, hizmetini yapıyorsa ona da bir şey katmayacaktır o. Ona da bir şey katmayacaktır o. Ama ihlas ile yaptıktan sonra, samimiyetle yaptıktan sonra Allah-u Teala o kulu kendine çeker. Nice Yahudiler vardır, Yahudilik dinine samimi bir şekilde hizmet ederler, Allah-u Teala çeker onları İslam'a. Müslümanlıkla şereflendirir onları. Neden? Sen samimiydin gerçekten. Gerçekten Allah için yapıyordun yani. Dinini doğru zannediyordun, samimiyetle ona çalışıyordun. Dünya için değil, mal için değil, mevki için değil, birileri desinler diye makam mevki versinler, seni yukarıya çıkartsınlar için değil. Sırf gerçekten bu doğru dindir diye inandın, ona çalıştın. Seni mutlaka ve mutlaka İslam'a çekecek bir vesile göndereceğim diyor Allah-u Teala. Samimi olalım yeter ki. Leyla Leyla derken Mecnun, sonra da Allah kalbini attı samimiyetiyle Mevla demeye başladı. Bizler de samimi bir şekilde aşık olduğumuz zaman Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu, onun yanında Allah-u Teala bizi kendine çeker. Bırakır mı kulunu? Zaten seni yaratmış ne için? Ona git diye, onu tanı diye. Marifet için yaratmış. Resul-i Ekrem'e gerçekten güzel bir şekilde ittiba etmek hepimizin en büyük hedefi olması lazım. Maksadı olması lazım. Neden? Çünkü ondan güzel bir insan yok. Bu bir. Ayrıyeten ondan başkasının nuruyla, yardımıyla Allah-u Teala'ya ulaşmak da yok. Allah-u Teala has kulu mu olmak istiyorsun? مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَعَ اللّٰهِ Allah-u Teala öyle bir müjde veriyor ki Efendimiz'e,
sana kim tabi olduysa o bana itaat etmiştir, bu kadar. Yeryüzündeki benim kapımsın sen. Sana yüz çeviren bana yüz çevirmiş demektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizden ne istedi peki? Onu da bir bilelim. Ne istedi? Mevlid Kandili'nde birkaç tane şiir okunsun, dinlensin, ağlansın, sızlansın. Ertesi gün aynı şekilde hayata devam edilsin. Böyle değil. Resul-i Ekrem'e adım adım gideceğiz, koşa koşa gideceğiz, uça uça gideceğiz. Çünkü neden? Bakın, uça uça gideceğiz diyorum. Niçin? İnsan sevdiğine uça uça gider de ondan. Birileri sürünerek gidiyor. Neden? Sevmemiş çünkü Efendimiz'i. Kalbine aşkını koyamamış. Tanıyamamış Efendimiz'i. Tanısa onu mutlaka sevecek. Doğduğunda ümmetim ümmetim dedi diyor. Bu seda gelmiş onda. Ümmetim ümmetim. Vefat edecek, ümmetim ümmetim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne istedi bizden? Bakın, bugün ben size namazın faziletinden ayrı bir anlatmayacağım. Çünkü şurada bir muhasebeye çekelim kendimizi istiyorum. Nedir o muhasebe? Yarın Resul-i Ekrem'in huzuruna vardık diyelim sallallahu aleyhi ve sellem. Onun huzurunda Efendimiz bize sordu. Dedi ki, ben şahsım adına bir muhasebeye çekeyim. Mustafa, benim için ne yaptın? Ne yaptın benim için? Ya Resulallah, namaz kıldım. Namazı kendin için yaptın. Bir de yuh yani, bir de namaz kılma. Namazı kendin için yaptın. Namazı kılmazsan sırattan geçemezsin. Sıratta 7 nokta vardır diyor Şeyhimiz Hazretleri. Birincisi nedir? İman noktası. İmanı geçtin, sonra namaz geliyor. Namaz noktası var. Sıratın üzerinde. Namazı kılmadın, hop aşağıya. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Şimdi namaza önem vermiyor insanlarımız ama çok beter. Kendimizi düzeltmemiz lazım. Nasıl düzeltiriz? Ben çarşıda, pazarda gezerim, namazımı da kılarım. Kılamazsın kardeş, ben sana söyleyeyim. Kılamazsın. Şeytanın bin bir türlü oyunu var. Avenesi var. Arkadaşları var. Gelip seni alacaklar. Sen ne zaman namaz kılmayı başarırsın biliyor musun? Namaz kılanlarla arkadaşlık yaparsan. Namaz kılanların meclisine gidersen o zaman başarırsın. Bu örneği hep söylüyorum, bugün de söyleyelim. Bakın, teravih namazı vardır değil mi? Teravih namazı 20 rekattır. Sen onu camide, cemaatle kılarsan çok rahat kılarsın. Ama evde bir dene. Bu dediğimi belki teşhis etmek için bir evde dene. Ya camiye gitmeye gerek yok, ben evde de kılarım teravih namazı. Bir gün kılarsın 20 rekat, belki de bilmiyorum, belki de kılamazsın. İkinci gün diyeceksin ki, ya bugün 10 kılayım. Bugün 10 olsun. Biraz hafif olsun. Zaten yorgunum. Bugün de çok çalıştırdılar bizi. Tek kaldığın zaman. Tek kaldığın zaman aynı o savaştaki askerler nasıl hep birlikte hücum ettiği zaman karşı yıkarlar ya. Şeytanın oyununa da hep birlikte hücum etmemiz lazım. Yoksa yıkamayız. Namaz zaten olacak bir şey yani. Peygamberimize dedik ya Resulallah, namaz kıldık senin için. Olmaz. Onun için yaptığımız şey demek ne demek biliyor musunuz? Onun kurmuş, ne için uğraştı Efendimiz? Ümmetim, ümmetim diye niçin söyledi Efendimiz? Niçin söyledi? Çünkü bir ümmetinden bir tanesinin cehennemi gördü Efendimiz. Oraya kimsenin gücü yetmez. Ümmetinden bir tanesinin cehenneme gitmesine razı gelmez. Bugün bizim hepimizde ümmet derdi olması lazım. Maalesef hani çoğu insanlar şöyle yapıyor. Ya biraz namaz kılsın, şöyle yapsın, ondan sonra herkes cehenneme atar. Onlar namaz kılmıyor zaten, onlar... Bu ümmetçilik değil, bu Resulullah'ın yolundan gitmek değil. Biz doğruda sağlam bir şekilde sabit kadem olarak yürüyeceğiz inşallah. Bunun yanında da yanlışa gitmiş kardeşlerimizin elinden tutmaya gayret göstereceğiz. Kimseyi cehenneme atmak bir insana makam sahibi yapmaz, Allah'a yaklaştırmaz. Cehennemden kurtarmak için uğraşmamız lazım. Kötü ahlaka düşmüş arkadaşın. Diyor ki, ben bu çukurun içine gireceğim. Ya sen biliyorsun, o çukurun içerisinde ateş yanıyor. Lavlar var, ateşler var. Nedir o çukurun adı? Namazsızlık çukuru. Girme oraya. Yok ben girerim, ona da katlanırım, onu da alt ederim, şöyle böyle. O arkadaşına izin verir misin sen? Çok samimi olduğun arkadaşına izin vermezsin. Aynı o şekilde de bu insanlar için çalışmamız lazım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için bu kadar uğraştı. Bakın, en büyük düşmanı olan İslam'ın Ebu Cehil'in dahi kapısına bakın diyorum, kapısına kadar, yani ayağına kadar, yeter ki Müslüman olsun diye yüz küsür sefer gitmiştir Efendimiz.
Yüz küsür sefer. Ebu Cehil ya bu. Ne yapıyorlar? Yani hani bu Allah'ın yoluna hizmet ederken de böyle hemen üzerimize güller yağacak. Hemen herkes bizi kabullenecek diye de beklemeyelim yani. İnsanları bazen tersleyecekler bizi. Duymayacağız o vakit. Bilmiyor çünkü. Aynen çocuk gibi. Çocuğa dediğin zaman oğlum iğne olman lazım. Hastalığın anca o şekilde geçer. Ne yapıyor? Başlıyorum. Haykırmaya, bağırmaya, çağırmaya, annesine vurur falan filan. Aynı bu İslam'a çağırdığımız kardeşlerimiz de bizi terslediği zaman öyle bakacağız onlara. Yani. Bilmiyor çünkü faydanın burada olduğunu bilmiyor. Ümmetçi olup ümmet için çalışmamız lazım. Herkesi cennetlik yapmak için uğraşmamız lazım. Açığıyla, saçığıyla, namazlısıyla, namazsızıyla hepsi bizim kardeşimiz. Hepsini Allah yoluna çağıracağız Celle Celaluhu. Cennet hepimiz girdiğimiz bir zaman daralmaz yani. Aman onlar geldi bize yer kalmaz falan öyle bir derdimiz yok Allah'a şükür. Allah'ın mülkü o kadar geniş ki Celle Celaluhu. Sizden diyor en son cennete girecek adama, kişiye bu dünyanın 10 katını vereceğim diyor. Hadis-i şerifler, sağlam hadis-i şerifler bunlar. Evet, benim için ne yaptın diye bana soracak Efendimiz. Mustafa, benim için ne yaptın? Ya Resulallah, ben senin ümmetini sana döndürmek için uğraştım. Bunları diyebiliyorsak eğer, o zaman doğru. O zaman Resul-i Ekrem için bir şeyler yapmış olursun. Cehenneme doğru yol almış adamların rotasını çevirmek için uğraştım. Bu hava olduğu gibi şeytan kokuyordu. Ben senin sünnetini, senin salavatını çekerekten onu değiştirmeye çalıştım. Böyle bir şeyler yapmamız lazım yani. Resul-i Ekrem'in müthiş bir müjdesi var bizim için. Bakın, bu hadis-i şerif de unutmayın. Diyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Bismillahirrahmanirrahim. Men ahya sünneti fekeennemâ ahyâni. Müthiş bir hadis-i şerif, müthiş bir müjde. Diyor ki Resul-i Ekrem, bir sünnet-i şerif, bir tane sünnet-i şerifimi ihya eden kişi. Nedir bu sünnet? Mesela yoldan giderken herkes unuttu, tanıdığına tanımadığına selam vereceksin diyor Efendimiz. Nedir? Bu çünkü birbirimize olan sevgiyi arttırır, muhabbeti arttırır, dostluğu arttırır. İslam kavga dini değildir. İslam suratını ekşitme dini değildir, somurtup yürüme dini değildir, kaşlarını çatma dini değildir. Biz kaşlarımızı sadece savaş meydanında düşmana çatarız. Buradakiler Müslüman kardeşimiz, dostumuz, kafir bile olsa ya, Müslüman bile olmasa, bil bişri müttesimin diyor Efendimiz'i anlatırken İmam Buhseri, güler yüz ile sıfatlanan bir zattı. Güldüğü zaman yüzünden, konuştuğu zaman mübarek ağzından nur çıkardı diyor Efendimiz'i. Nedir, neyin nurudur bu biliyor musun? Bu muhabbetin nurudur. Sevgiyle bakıyordu Efendimiz insana. İçten pazarlıklı bakmıyordu yani. Dostça, arkadaşça, gel sen de Allah'ın dinine gel. Birisini İslam'a getirmek için ne kadar yerler yürür demezdi. Ya şimdi bakınız, kimiyle karşılaştırıyor? Bir hoca değil Efendimiz ya. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemin sultanı bu bir. Aynı zamanda devleti de başkanıdır Efendimiz oraya. Kral diyebiliriz, padişah diyebiliriz. Öyle kıyasla onu yani. Geliyor bir tanesi diyor ki oğlum vefat ediyor son dönemlerindedir. Gelir misiniz? Hemen geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben devletin kralıyım ya çocukla mı uğraşacağım? Haşa ve kella. O yüce ahlaklı insandan öyle bir kelime kesinlikle sudur etmiyor. Neden? O insan da Müslüman olsun. Çünkü cehennemi görmüş Efendimiz. Oraya kimsenin gücü yetmez. Gidiyor son anında yanına bulunuyor diyor ki beni kabul et. Allah'ı kabul et. Allah'ın cennetine gir. Çocuk babasına baktı diyor. Babası da tamam oğlum. Kabul et. Kabul etti, şehadet getirdi, Müslüman oldu. Son anda ya. Yahudinin çocuğuydu bu. Bak bak bak, burası da çok önemli. Müslümanın çocuğu değildi, Yahudinin çocuğuna gitti Efendimiz. Hadis-i şerif ne diyor? Bakın. Men ahya sünneti. Kim benim sünnetimi ihya ederse bir sünnet. Dedim ya, bir selam vermek. Arkadaşını gördün mü güler yüzle ona bakmak. İlk senin ona sarılman. Bunun gibi daha nice sünnetler. Bir haramı gördün ki her taraf haram kaynıyor biliyorsunuz. Gözünü aşağı indirmen. Yanlışlara karşı gözünü aşağı indirmen. Konuşurken
Bismillah diyerek başlaman, arabaya binerken Bismillah, otururken Bismillah, kalkarken Bismillah, her anını Allah'ın zikriyle geçirmen, bunların hepsi nedir? Peygamber-i Zişan'ın sünnetidir. Bir sünneti ihya eden, فَكَأَنَّمَا اَحْيَانِ diyor Efendimiz. Sanki beni ihya etmiştir. Resul-i Ekrem'i tekrar diriltmiş gibidir diyor. Bu ne büyük müjdedir ya. Yolda giderken selam vereceksin birisine. Namaza giderken bir arkadaşına sen de gel diyeceksin ya. Sen de gel. Ya utanırım. Maça giderken sen de gel diyorsun, utanmıyorsun. Kahveye giderken sen de gel diyorsun, utanmıyorsun. Namaza gel derken sen de gel diyorsun, diyeceksin, utanıyorsun. Veyahut da sen de gel diyorsun arkadaşın, arkadaşın diyor ki ya sen git. Ya kahveye beraber gittik, maça beraber gittik, çarşıya beraber gittik, kafede beraber oturduk. Beraber kızlara baktık, bilmem ne yaptık. E namaza giderken sen beni tip gönderiyorsun. İş mi yani bu yaptın? Hani dostluğumuz, hani arkadaşlığımız? Böyle hani çok arkadaşlar birbirini yapar ya. Namaza giderken beni yalnız satıyorsun beni. Satıyorsun beni. Niye satıyorsun beni? فَكَأَنَّمَا اَحْيَانِ Çok güzel bir hadise. Beni diriltmiş gibidir diyor. Allah'a şükür. Bir sünnet yapıyorsun, Resul-i Ekrem'i diriltmiş gibi. Peki diriltirsen ne olur? وَمَنْ اَحْيَانِي كَانَ مَعْيَ فِي الْجَنَّةِ Cennette benle beraber olacak diyor. Bir sünnet ya. Ahir zamandayız. Bu ahir zamandaki bir sünneti ihya etmek eski zamana kat kat farklıdır o zamana bakaraktan. 100 şehit mükafatı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte yarın huzuru Resulullah'ta duracağız. Peygamberimizin huzurunda. Ne yaptınız benim için diye sorduğu zaman böyle bir şeyler yapmamız lazım. Her sene geçiyor. Her sene bir sünnet yapsan 10 senede 10 sünneti ihya etmiş olursun. Ne demektir bu? Resul-i Ekrem'in yerin, yanındaki yerini garanti etmiş olursun yani. Kesin olur Allah'ın izniyle. Bir yaptın mı kesin, iki yaptın mı daha da kesin, üç yaptın mı daha da kesin, bu şekilde yerini sağlam tutarsın Allah'ın izniyle. Ol Hazreti Resul-i Ekrem öyle bir zat ki işte varlık alemi olduğuna onun nuruyla yaratıldı. Şimdi bizler bunu düşünmemiz lazım. Bakın, insanlarımızda şöyle bir ahlak var, şöyle bir düzen var. Allah için bir şeyler yapıyor ya birileri. Ne yaptık? Biz oradan salavatlarla geldik. Geçen gün salavatla çarp caddesinden geçtik. Allah için bir şeyler yaptığı zaman birileri bunu takdir etmek lazım. Neden biliyor musunuz? Değişik bir şeyler yapmak lazım çünkü diye. Bu insanları, ben bunu çok söylüyorum, siz de yapın. Arkadaşlarınızı teşvik ederken yapın. Bu insanları şeytan kandırırken türlü türlü şeytan bir yerden gelmez. Şeytanın oyunu öyledir. Bu kapıdan geldi, baktı seni kandıramadı, hemen başka bir kapıdan gelir. Bakın etrafınıza ne oyunlar kurmuş. İnsanları kandırmak için neler neler yapıyor. Geçmeden bana gelemezsiniz kullarım. Benim Habibim, ki Habib demiş Allah-u Teala ona Celle Celaluhu, sevgilim demektir. Benim sevgilimin rızasını almadan, onun yolundan gitmeden istediğini yap sen, gelemezsin bana ya. Çünkü ben yeryüzünde en sevdiğim kul olarak bir numune koymuşum. Onun yolundan gittiğin zaman sen bana sevimli olursun. Beni razı edersin. Yeryüzünde ne kadar peygamber varsa, gelmişse hepsi Resulullah'ı yansıtan bir aynadır. Fakat İmam-ı Busiri Hazretleri'nin söylemiş olduğu çok güzel bir beyt var. Diyor ki, Peygamber-i Zişan diyor, fazilet güneşidir. Ondan önce gelen peygamberlerin hepsi onun ışığını yansıtan birer yıldızdı diyor. يُظْهِرْنَا اَنْوَارَهَا فِي الظُّلَمِ Karanlık zamandı o zamanlar. O yıldızlar Resul-i Ekrem'in ışığını yansıtıyordu o zamanki peygamber insanlara, kendi ümmetlerine. Hepsi nurunu Efendimiz'den alır. Fakat nasıl ki güneş doğduğu zaman yıldızın hükmü kalmaz, Resul-i Ekrem doğdu, alemi şereflendirdi, artık hükmü kalmadı geçmiş peygamberlerin. Onun için Allah-u Teala Celle Celaluhu ne yaparsan sen yapacaksın dedi Efendimiz'e. Geçmişteki insanlara tabi olmayacaksın.
herkes sen ne yapıyorsan onu yapacak. Onu yapmakla bana yaklaşacak dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet inmeden önce bir ayet gelmeyen meselelerde hep eski peygamberleri taklit ederdi. Sonra emir geldi, hayır. Sen yapacaksın, herkes seni taklit edecek. Bak, Rical Efendimizin şerefini anlamamız lazım, bakın. Yoksa ona tam tabiiyet sağlayamayız. Bakın, Şeyhimiz Hazretleri'nin anlattığı bir meseleyi de size anlatacağım. Ayet-i Kerime'de geçiyor. Musa Aleyhisselam Kur'an'da en çok geçen peygamberdir. Çok menkıbesi vardır. Kendi kavmiyle çok zalimlerdi. Ondan dolayı onlardan hisse alalım diye Allah-u Teala bize çok anlattı onları. Bugün maalesef çokları onlar gibi gidiyorlar. Allah muhafaza buyursun bizleri. Onları da. Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala vahyetti ki duaya gelsin diye. Dua vadisi. Mukaddes bir vadi. Oraya geldiği zaman Musa Aleyhisselam Allah-u Teala konuşacak. Bakın, çok ibretlik bir mesele. Can kulağınızla dinlemenizi istiyorum. Bakın, yeryüzündeki bir dağ bu. Gökte değil. Herkesin normal olarak geçtiği bir yer. Allah mukaddestir diyor. Celle Celaluhu mukaddestir. Musa Aleyhisselam oraya geldiği zaman ayakkabılarıyla geliyor. Allah-u Teala diyor ki Musa Aleyhisselam'a فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ. Ayakkabılarını çıkar. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَنْ. Sen mukaddes olan Tuva Vadisi'ndesin. Ayakkabılarını çıkart. Allahu Ekber. Bu vadiye ayakkabılarla basamazsın diyor. Çok iyi dinleyin bak. O vadide ayakkabılarını çıkartıyor Musa Aleyhisselam. Allahu Teala ile konuşuyor orada. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Miraca çıkıyor. Bakın. Miraca çıkıyor. Edeb Sultanı. Edeb Sultanı. Miraca çıkıyor. Allah'ın arşı Celle Celaluhu. Biz şimdi burada göğü görüyoruz, bu kadar. Göğün katları var, arş var, kalem var, kürsi var. Ayette geçiyor bunlar. Hepsine iman etmemiz gerekiyor. Şeklini, şemali nasıl olduğunu bilmiyoruz. Allah bilir Celle Celaluhu. Arşıma gel diyor Allahu Teala. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Edeb Sultanı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasını da bildiği için mukaddes vadi Tuva'ya ayakkabılarıyla basma demişti Rabbim ona. Ona basma demişti. Yeryüzündeki bir vadi, mukaddes bir vadi. Ben göğün kaç kat üzerindeyim. Allah'ın arşına basacağım. Ayakkabılarımı çıkartayım. Ayakkabılarımı çıkartayım dedi Efendimiz. Allah'ın arşına öyle basayım. Bakınız. Resul-i Ekrem ayakkabılarına uzandığı zaman Allah-u Teala o Edeb Sultanı'na öyle buyurdu işte Celle Celaluhu. Sakın çıkartma dedi. Çıkartma ayakkabılarını. Arşıma ayakkabılarınla bas. Senin ayakkabının tozuyla şereflensin dedi Allah-u Teala. Resul-i Ekrem'i tanımıyoruz bakın. Efendimizin makamını bilemiyoruz bakın. Musa Aleyhisselam ile yasladım bakın. Yeryüzündeki bir dağa basacak, mukaddes bir dağdır dedi Allah-u Teala. Ayakkabını çıkart dedi ona. فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ. Açın Taha suresine bakın kaç yerde geçiyor bu. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَنْ. Sen mukaddes Tuva Vadisi'ndesin. Hemen ayakkabılarını çıkart. Fakat Resul-i Ekrem göğün üzerinde arşa basacak yahu. Subhanallah. Ayakkabılarını çıkartma diye emir geliyor bu sefer. Edeb Sultanı. Ayakkabılarını da bas, arşım şereflensin. Neden? Çünkü mahlukatın hepsi onun nurundan yaratıldı. Hepsi. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni Ademlere rahmet olarak gönderdik. Yeryüzünde yaratılmış sayfası var ya hani, ilkinden sonuna kadar ne kadar ne yaratılmışsa, ne kadar yaratılmışlara bir rahmet indiyse hepsi Resul-i Ekrem'in hürmetinedir. Biliniz ki Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul olması da Resul-i Ekrem'in hürmetinedir. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine çıkması durması da. Bütün peygamberlerin sıkıntıdan kurtulması
Efendimizin hürmetinedir. Çünkü seni alemlere rahmet kıldık diyor. Önce onu yarattı, sonra onun nurundan var olan her şeyi yarattı. Allah-u Teala Celle Celaluhu. Onun için hani bizim gerçekten bunu kalbine indirmiş birisi için, bunu kalbine indirmiş birisi için Resul-i Ekrem'i razı etmemek gibi, onun sünnetine aşık olmamak gibi, ona aşık olmamak gibi bir seçeneği olmaması lazım. Bugün birilerine biz güzel bir şekilde kapan, Allah'ın emrine tabi ol deyince, ya öyle kapatamam, ben başımı sıkarım, altından kot pantolonunu giyerim, şöyle yaparım falan diye söylüyor. Neden öyle kapatamıyorsun biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Çünkü sen Resulullah'a aşık değilsin. Sen Fahri Cihan Efendimiz'e aşık olsan, çölün ortasında battaniyeyle gezersin. Aşkından dolayı. Sen gittin, George'a aşık oldun. Michael'a aşık oldun, gittin. Onun tabii etrafındakiler çırılçıplak geziyor. Onlara göre çok iyisin sen yani. Ama onlara olan aşkın bil ki sana hiçbir şey katmayacak. Kabrin altına girdin mi o artistler, şunlar bunlar, dizilerini seyrettiklerin var ya, onların hiçbirisinin sana orada yardım olmayacak. Kabre girmeyeceğim diyen var mı? Ben kabre girmeyeceğim, es geçeceğim orayı. Yok, hepimiz kabre gireceğiz. O dar yere hepimiz gireceğiz. Orada ben dizi seyredebilirim diyecek var mı? Orada birileri var ama sizin bugün seyrettiğiniz diziler, maçlar, şunlar, bunlar, şeytanın böyle çıkarttığı karşımıza var ya, onlardan 100 kat, 1000 kat daha güzel olan görüntüleri seyredecekler orada. Hem de Full HD'den 10 kat daha iyi görüntüyle Allah-u Teala Celle Celaluhu onların kabirlerinde pencereler açacak diyor. Cennetteki hurileri seyredecekler, cennetteki makamlarını seyredecekler. Allah-u Teala Celle Celaluhu kulunu sevdi mi iş tamamdır. Yani. Rahmeti düştü mü iş tamamdır. İşte onun sevmesi için diyor ki beni sevme istiyorsanız beni sevin demiyor bakınız. Beni seven kullarım bana şiir yazsın demiyor. Beni seven kullarım şöyle yapsın böyle yapsın da demiyor. Sadece bana gelsin demiyor. Beni seven kulum Resulüme tabi olsun. O zaman yuhbibkumullah. O zaman Allah-u Teala sizi sever. Resulüme tabi olamazsanız ben sade bir kenarda Allah'a kulluk yapacağım. Resul-i Ekrem kenarda dursun. Haşa, böyle bir yol yok ya. Resul-i Ekrem'i razı etmek için gayretimizi göstereceğiz. Ve ona bu ay Mevlid ayı özellikle çok salavat-ı şerifeler göndereceğiz. Bu da çok önemli. Salavat-ı şerife göndermek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i büyüklerden birisi rüyasında gördü. Rüyasında görünce diyor, önemli bir menkıbedir bu da. Onu gördü, Resul-i Ekrem bu tarafa döndü. O geldi bu tarafına geçti Efendimizin önüne. Sonra bu tarafa döndü Efendimiz. Halbuki sağlam bir kul, sağlam bir kul, güzel bir kul. Dedi ki ya Resulallah, canım sana feda olsun. Ne yanlış yaptım ki benden yüzünüzü çeviriyorsunuz? Niçin benden yüzünüzü çeviriyorsunuz? Efendimiz dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, baktı ona, ben seni tanımıyorum ki. Ben seni tanımıyorum ki dedi. Fakat o insan da tabii güzel bir insan da, ya Resulallah, ben sizin bir rivayetinizi, hadisinizin rivayetini duydum. Siz ümmetinizi babanın çocuğunu tanıdığından daha iyi tanırsınız. Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salavatı miktarınca dedi. Salavatı miktarınca. Uyandı hemen bu adam. Tabii dersi almış oldu. yerine oturdu. Başladı her gün belirli bir salavat çekmeye. Efendimiz'e salavat çekiyor devamlı. Her gün. Sonra tekrar Efendimiz'i rüyasında gördü. Efendimiz döndü baktı ona. Şimdi tanıdım seni dedi. Tanıdım seni, tanıdım. Resul-i Ekrem'e bol bol salavat çekeceğiz yani. Tabii ki bu yolda güzel bir şekilde gitmek için dostlarım, Çarşı Caddesi'nde gezip de böyle meydan meydan dolaşıp da Resul-i Ekrem'e aşkı yakalayamayız. Bu biraz zordur. Gerçekten. Nasıl? Tabii buralarda gezmeyeceğiz demiyorum. İşiniz varsa gezin de. Nasıl olacak o gerçek Resul'e aşık olan kullar var ya,
onların eteğini tutup bırakmayacağız. Elini öpeceğiz, ayağını öpeceğiz, eteğini öpeceğiz, onların yolundan ayrılmayacağız. Öyle olduğumuz zaman o yüksek iman sahibi insanlardan bizim üzerimizi de o aşk damlaları damlayacak. Aşk kalbimiz... O yüksek iman sahibi insanlardan bizim üzerimizi de o aşk damlaları damlayacak. Aşk kalbimize düştüğü zaman o zaman bizi kimse tutamaz, merak etmeyin. Zamanın, mevkinin zorlukları, şunları, bunları, karşımıza dikilen engeller, şeytanın oyunları bizde kâr etmeyecek o zaman. Çünkü kalbimizde aşk var. Kalbimizde aşk olduğu zaman Resul-i Ekrem'e gideceğiz biz. Bizi ondan alı hiçbir şey koyamaz. Hiçbir şey alı koyamaz. Kalbimizde aşk varsa. Ama o aşkı kaybedersek, o aşkı elde edemezsek ne olur? Birisi kıza takılır gider. Birisi arabaya takılır gider. Birisi eve takılır gider. Böylece dünya müptelası olup gider. Efendim ne olur? Dünyaya sultan mı olur? Sultan da olamaz. Efendimiz buyurdu çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya, ey dünya. Allah-u Teala böyle buyurdu diyor dünyaya. Sana hizmet edeni kölen yap. Seni isteyeni kölen yap, kölen olarak kullan. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Şimdi bakıyorsunuz. Şimdi şöyle bir ufak bir misal anlatayım. Allah-u Teala diyor ki kapanacaksınız. Değil mi? Açık oluyor şimdi. Açık oluyor. Bir ay evinizde oturacaksınız kadınlara. Kapanacaksınız, evinizde oturacaksınız. Yok ben açılacağım. Açık olacak, ne olacak? Saçlarını yaptırması lazım. Ne olacak? Kuaföre gidecek. Kuaföre, zaten kuaförler de berber 10 alıyorsa o 100 alıyor. Öyle kuaförler. Ondan dolayı işe girmem lazım. İşe girecek, sabahın köründe kalkacak, işe gidecek. Bu soğuk havada mesela bir ton insan var gidiyor. Sabah kalkacak, önüne saçlarını yapacak. Makyajını yapacak. Elbiselerini giyecek. En az bir yarım saat uğraşacak yani. Bak, dünya nasıl kendine köle yapmış anlamıyor ama. Gidecek işte çalışacak. Halbuki evinde sultan gibi oturması lazım. Allah-u Teala Celle Celle. Sen evinde otur diyor. Kocan senin bütün hizmetini görecek. Ağzına, ayağına kadar istediğin yemeği getirecek. Sobanı getirecek, sıcağını getirecek. Yok, ben inat ediyorum. Ne yapacağım? Ben soğuğa girmem lazım. Çıkıyor evinden, tamam mı? Allah'ın Celle Celaluhu bir emrine itaat etmiyor. Şeytanın bin bir türlü çilesini çekiyor ona kurduğu. Boyanacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. Geçen bir yerde gördüm, kendileri de itiraf ediyor. Ya ben de kapanacağım diyor ya. Niye kapanacaksın? Ya kalkıyorum sabah bir saat uğraşıyorum, bir saatte uykumdan oluyorum. Ötekiler hemen kalkıyor, bir başörtü. Kapanıyor, çıkıyorlar diyor. Köle yapıyor ya kendisini. Allah'ın kölesi olmadıktan sonra dünyanın kölesi olacaksın. Ve öyle buyurdu dünyaya. Benim kölem olan, beni isteyen, bana aşık olanların da sen kölesi olacaksın. Onların hizmetinde olacaksın. Bakıyorsun evliya-i kiram, dünyayla alakası yok. Ama dünya peşine serilmiş, önüne serilmiş. Adam çalışır, 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 bir ev alayım diye. Allah-u Teala Celle Celaluhu, o hiç çalışmadan, dünya için yani. Bakıyorsun ona hemen hop, 5 katlı bina, 3 katlı bina hop, vermiş. Allah için çalıştığımız zaman önümüz açık inşallah. Dünya olmayacak değil, geçen 2 gün önceki sohbette de söyledik. Dünya bizi Allah'tan meşgul etmeyecek. Bizim derdimiz budur yani. İşin olur, paranı kazanırsın, şu su, bu su tabii ki ihtiyaçtır, yapacaksın ama bunlar seni Allah'tan alıkoyuyorsa bil ki şeytanın oyuna gelmişsin. Neden? Çünkü Allah-u Teala bizzat ayet-i kerimede buyuruyor. Ben sizi çalışın diye yaratmadım kullarım. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insan ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Senin asıl işin ibadettir. İbadetin yanında çalışacaksın. İşin yanında ibadet değil, ibadetin yanında işini de yapacaksın. Asıl maksat budur. Aman işten izin vermiyorlar namaz için, şu için, ibadet için. Hayır. Bizim asıl maksadımız ibadettir. İbadetin yanında iş yapacağız. Onun için namazda aramıza hiçbir şey giremez. Allah'a kullukla aramıza hiçbir şey giremez. Allah-u Teala Celle Celaluhu bugünden sonra devamlı olarak Resul-i Ekrem'in sünnetini çok çok ihya edenlerden eylesin bizleri. Boş durmayalım inşallah. Çalışalım Allah için. Resul-i Ekrem gibi çalışalım sallallahu aleyhi ve sellem. Üzülelim aynı onun gibi. Nice ayet-i kerimeler var ya. Resul-i Ekrem böyle diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala teselli ediyor Efendimiz'i. Bakın
Din Allah'ın Celle Celaluhu. Mülk Allah'ın, mahluk Allah'ın, Allah-u Teala'nın dinine girsinler diye Resul-i Ekrem o kadar uğraşıyor ki Allah-u Teala peygamberimizi teselli ediyor. Diyor ki فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى أَلَّا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ أَسَفَا. Yahu kendini helak edeceksin, onlar Müslüman olmuyorlar diyor. Böyle diyor. Bu kadar işte insanları İslam'a çekmek gayretindeydi Efendimiz. Aşkındaydı Efendimiz. Biz de onun için kendimiz zaten sağlam bir şekilde o yolda yürüyeceğiz ayrı. Bir de bunun yanında kardeşlerimizi çekeceğiz. Ne kadar hizmet edersek Allah yolunda cihad eden diyor. Yani gayretle çalışan kişi Allah onu kendine çeker. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Bizim yolumuzda gayretle hizmet eden kişiyi biz kendi yolumuza çekeriz diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Evet, Allah'ın yoluna hizmet edelim. Resul-i Ekrem'in sünnetini ihya edelim inşallah. Cennette de hep beraber Resul-i Ekrem'in yanında olalım. Rahatlarda, ferahlarda olalım inşallah. Dünya hayatı geçici. Geçici hayat için ebedi hayatımızı mahvetmeyelim. Geçici bu hayat. Biliyorsun deden senin, deden yaşıyorsa dedenin babası yaşamıyordur. Aynı onun öldüğü gibi o sıra sana da gelecek. Geliyor sıra yani yavaş yavaş. Onun için bu geçici hayata tamamen kendimizi verip de ahiretimizi unutmayalım. Asıl yerimiz ahiret, ebedi kalacağımız yer orası çünkü. Allah-u Teala Celle Celaluhu Fahri Can Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin berekatını üzerimize düşürsün. Şefaatine nail eylesin. Bu meydanlarda müzik çalınmasın. Yani şöyle, müzik yankılarından ziyade Allah ismi yankılansın. Resul-i Ekrem'in ismi yankılansın bu meydanlarda. İnsanımız maalesef zikirden rahatsız oluyor. Niçin rahatsız oluyorsunuz zikirden? Şimdi ben söylüyorum. Maçtan çıkıyorlar. Hurra! Nasıl söylüyorlar? Sakarya. Nasıl? Onların şeyleri. Bağırıyorlar değil mi? Çağırıyor. Biliyorsunuz siz ya. Ben bilmiyorum o kadar. Sakarya Sakarya. Bağırıp gidiyor. Kimse rahatsız oluyor mu? Bir şey diyemiyor kimse. Polis de bir şey demiyor ya. Yani. Hu dediği zaman korkuyor. Allah dediği zaman korkuyor. Neden korkuyorsun ya? Senin de benim de Rabbimin ismini söylüyorum ya. Aşkı, şevk ile hep birlikte söylememiz lazım. Hay diyor korkuyor. Hak diyor korkuyor. Şimdi düğünlere gidiyorsunuz bakın. Çalgılı çulgulu düğünler var değil mi? Herkes orada bir tane adam piyano orada oturmuş. Zangır zangır çalıyor. Herkes orada da ne çekiyor? Kasap oyunu oynuyor. Bilmem ne oyunu oynuyor. Dönüyorlar yani. Kimse korkuyor mu? Korkmuyor. Ya niye korkmuyorsun ya? Niye korkmuyorsun? Korkacak bir şey yok ki. Yani burada sadece sorun bu mu? Allah denince mi sorun oluyor ya? Ne yapalım biz de halay çekelim artık. Kasap oynayarak Allah mı diyelim? Nasıl yapalım yani? Niye korkuyor bu insanımız Allah demekten? Bir gün ben şeye girdim. Kahveye girdim. Adam diyor ki bana siz hucusunuz. Evet dedim hucuyuz biz. Biz hu da deriz, Allah da deriz Celle Celaluhu. Çünkü ikisi de Allah'ın ismidir. İkisini söylemek de berekettir. Bereket. Bakın aslında biz bunları tam anlayamıyoruz biliyor musunuz? Şimdi Allah ismini normal söylersin ama mana ehli olan insanlar tefekkürle birlikte Allah'ın tecellisini kalbine indirdiği zaman Allah ismini söylemek bayağı ağırdır aslında. Normalde Allah diyoruz ama tefekkürle birlikte dizinin bağları çözülesi gelir. Çok olmuştur bana bu yani. Yere çökesim gelir yani. Allah-u Teala'nın ismini zikrederken. Ondan biraz daha ağırdır La İlahe illallah zikri. Bunlardan en hafifi hu zikridir. Onun için Osmanlı ecdadımızdan bu hu zikrini çok önem göstermişlerdir. Üçler, yediler böyle meclis kurulduğu zaman. Üçler, yediler, kırklar demine devranına hep birlikte hu diyelim. Hu diyenlerin geçmiş günahları, gelecek günahları affola. Hu demek daha basittir kulun aslında kalbine. Adam dedi ki ya siz hucusunuz. Ya hu da deriz, Allah da deriz. Hu da Kur'an'da geçer, Allah da. Ben diyor Kur'an'da olmayanları almam. Halbuki pek alakası yok Kur'an-ı Kerim'de işte laf. Yahu dedim biz hu'yu nereden aldık zannediyoruz? Biz onu Paris'ten mi sipariş ettik geldi? Bu hu da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dedi ki ya nerede geçiyor? Bak bak bak. Her gün okuduğumuz sure ya.
Allahu la, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu. Geçiyor mu? Geçiyor. Hu'dan korkar. Hu'cular diye bir isim taktılar. Bin bir türlü oyun yaptılar. Zikir meclisine gidiyor çocuğu. Annesi diyor ki aman oğlum onlara katılma. Sonra aynı anne bizi arıyor diyor ki oğlum işi de katıldı. E sen buradan kaçırdın çocuğu. Yani haberi geliyor bize. İşi de katılmış, bilmem nereye katılmış. E biz burada her ay sohbetlerimizde bunun gibi, IŞİD gibi bilmem ne acayip acayip gruplar İslam'ı yıkmak için yanlış gayrimüslim olan gruplarla veyahut da Müslümanlığın ruhunu kaçırmak isteyen saçma sapan gruplarca kurulmuş. Bir yol bu IŞİD'dir. Allah'la alakası yok, İslam'la alakası yok. Sadece İslam'ı karalamak için kurulmuş gruplar bunlar. Daha önce de olmadı mı ya? Biraz akıllansın Müslümanlar da yani. Hemen bakıyorsun adamlar bir grup kuruyor. Adına IŞİD katar, şişit katar, bilmem ne yazar. Ondan sonra ertesi gün ötekinin boğazını keser. Hemen o grubu kurar kurmaz ilk yaptığı şey şeriatı ilan ediyoruz. Ondan sonra ertesi günde gel bakalım senin boğazını keselim. Ne bu ya? Biraz mantıklı düşünün yani. Bu ne demektir? Dünya kamuoyuna işte Müslümanlar böyle demektir. Bizi kötülemek için. Yapılan bir oyun bu ya. Kur'an da Müslüman değil. Saflar gidip onlara katılıyorlar. Ondan sonra 2-3 tane ayet okuyor. Onun için biraz önce söyledim ya hani Resul'e aşık olan kulların elini eteğini tutmamız lazım. Yoksa şeytan bizi alır götürür. Ha işte götürüyor insanı. Ne diyor? 35 milyar maaş veriyorlar, cart veriyorlar, cürt veriyorlar. İnsan içerisinde iman olmazsa böyle kandırır işte. İşte Hu'dan korktular, Allah demekten korktular. Diskoya gitmekten korkmadı ama zikir meclisine gelmekten korktu. Çalgılı düğünlerden korkmadı. Bak benim arkadaşlarım anlatıyorlar. Bilmem ne oteller, şunlar bunlar. Genç kızları göndermişler oraya. Lise çağlarında kız. Arkadaşım anlatıyor. Lise çağlarında kız. İçeriye koydular. Biraz sonra çağırdılar beni diyor. Kız şey olmuş. Odun gibi yerde yatıyor. Ne oldu? Çok içki içti. Kafayı yedi, bayıldı gitti. Buralara gönderiyorsunuz çocuklarınız ya. Neden? O gençler eğlensin. Bir daha hayata mı geleceğiz? Söz o kadar etkili ki aslında. Bir daha hayata gelmeyeceğiz. Bir daha ahireti kazanamayız. Allah'a bir daha razı edemeyiz. Ama gidiyor oralarda çocuklarını gönderir. Gece dışarıya çık, kafeye git oğlum, kahveye git oğlum, şuraya git oğlum, buraya git oğlum. Gençliğini yaşa oğlum. Ama Allah'ın dinine giderken Hucu'ya gitme, Allahçı'ya gitme. Nereye gidecek bu çocuk? Nereye gidecek bu çocuk? Hucu'ya gitmeyecek de nereye gidecek Allah'a gelmek istiyorsa? Celle Celaluhu. Zikirden korkar olduk ya. Bizim ecdadımız Osmanlı dünyayı titretirdi heybetiyle. Allah katından heybet inmişti onlara. Şeyhimiz Hazretleri diyor ki İstanbul'da 700 dergah vardı diyor. Bugün dergahlardan korkar olduk biz ya. Biz Allah demekten korkar olduk. Nasıl Osmanlıyız biz ya? Subhanallah. Ağzından Allah lafı eksik olmayan Osmanlıyız biz. Allah'tan korkar hale getirdiler bizi ya. Subhanallah. Hu demekten korkar hale getirdiler. Hay demekten korkar hale. Zikir halkası burada kuralım. Haydi Allah'ı zikredelim. Korkuyor insanımız. Bağırırmış bir tanesi, çağırırmış bir tanesi. Ya git maçta çek bakayım birbirinizi. Ne kadar bağırıyorsunuz, niye korkmuyorsunuz? Niye korkmuyorsunuz orada? Bu hale getirdiler bizi. Biz korkmazdık. Bizden korkarlardı eskiden. Şimdi biz korkar olduk. Neden? Çünkü onların yoluna tabi olduk. Resul-i Ekrem'in yolunu bıraktık biz. Şeytanın yoluna tabi olduk. Efendimiz bizi uyarmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir zaman gelecek biliyor musunuz? Siz dedi Yahudi ve Hristiyanları adım adım karış karış takip edeceksiniz. Onlar ne yaparsa siz onları aynıyan yapacaksınız. Hiç sormadan bile. Ya bu niye yapıyor bu adam bunu? Sormadan. Geçen sohbette anlattım ya bakın çok ibretlik bir mesele. Bu resim çekilirken, bu İngilizler diyor ki cheese de. Cheese. Cheese derken, cheese peynir demek ya. Cheese derken yüzü gülüyor tamam mı? Gül demiyor da cheese de diyor. Cheese derken resim çekiyor, gülerken çekmiş oluyor.
Bakın biz o kadar salakça onlara tabi olmuşuz ki bizde de resim çekilirken diyor ki adam peynir de. Peynir de diyor. Ulan ahmak. O çiz diyor, gülüyor çiz derken. Peynir de gülmüyorsun ki sen. Güldürmek için çiz dedirtiyor ona. Sen o kadar salakça ona tabi olmuşsun ki orada diyorsun ki peynir de. Peynir deyince gülüyor musun? Bak, kendine bir aynada bak peynir. Gülmüyor ki insan yani. Bu kadar acayip tabi olmuşuz onlara. Resul-i Efendimiz dediği gibi yani. Karış karış onları takip ediyoruz ya. Ya biz dünyaya biliyor musunuz? İlmimizle, fennimizle ışık tutmuş insanlarız biz. Biz Osmanlıyız ya. Bizi ne hale getirdiler? Artık aslımıza dönmemiz lazım. Nasıl peki Osmanlı Osmanlı oldu biliyor musunuz? İlim ve irfana önem verdiler. Her padişahın kuvvet aldığı bir evliya vardı. O evliyalar işte huculardı biliyor musunuz? O çok korktuğunuz, aman aman uzak durduğunuz hucular var ya. Onlar işte o evliyayı kiram, o padişahlara kuvvet verdiler, manevi güç verdiler. Onlar da yollarda yürüdü gittiler Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Tek dertleri neydi? İslam'ın adaletini her yere ulaştırmaktı. Bugün birileri çıkıyor saçma sapan şeyler. Geçen anlattık ya sohbette, adam film çevirmiş. Padişah şeyden çıkmıyor. Yatakhaneden çıkmıyor. Yatak odasından çıkmıyor. Neden? Çünkü senarist bir kadın manyağı. Diyor ki şimdi düşünüyor. Ben padişah olsam ne yaparım? Oo, her renk bir kadın alırım. Ondan sonra akşamdan sabaha kadar yatakta yatak. Öteki senarist şey manyağı. Müzik manyağı. Ben diyor müzik şeyler. Ötekisi yemek manyağı. O diyor devamlı yemek şeylerini ortaya koyacağız. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Çok normal. Onların öyle yapması çok normal. Bizim o ecdadı sağlam bir şekilde tabi olup yansıtamadığımız için onların böyle yapması çok normal yani. Birileri de gidip oradan öğreniyor ecdadı. Allahu Ekber. Böyle insanlar da var ya. Subhanallah. Bizim ecdadımızın yazıldığı tarihi kim yazmış? Gayrimüslim birisi. Bilmem ne bilmem ne. İsmi yabancı yani. Ya sen kimsin kardeşim? Kimsin sen? Ben niye tarihimi senden öğreneceğim? İngilizcen Osmanlı tarihi mi öğrenilir? Benim ecdadım yaptığı her şeyi katip tutmuş yazmış zaten. Ben niye senden öğreniyorum? Düşünmedi insanımız. Düşünmedi. Öyle geldi bu zamana kadar. Ama Allah'a şükür şimdi şuurlanma var, uyanma var. Biz Osmanlıyız kardeşim. Allah denen yerden korkmayız. Allah diyenden korkmayız. Biz ancak korkuturuz. Kimi korkuturuz? Allah'ın dinine düşman olanları korkuturuz. Biz buyuz. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Zikir yaparız. Bir tefekkürümüz olur. Allah yolunda sağlamca yürürüz inşallah. Nefsimize, şeytanımıza karşı durmaktır vazifemiz. Allah-u Teala Celle Celaluhu o şanlı ecdada yakışan sağlam torunlar eylesin bizleri. O sancakları artık biz kaldıracağız. Ne uğraşmışlar, ne edep yolundan gitmişler mübarekler. Ne kadar önem göstermişler. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, bakın onların bu edebi olmasaydı şu an o kutsal emanetler yok olup giderdi ya. Bu Vahhabi denilen grup Peygamberi zişanına hiç hürmeti olmayan insanlar. Hiç hürmeti olmayan insanlar. Resul-i Ekrem'in kabri şerifinde durursun, selam verdirmez sana. Doğmuş olduğu mübarek evi kuşların pislemiş olduğu bir kuş yuvası olmuş. Böyle edepsizler bunlar. Ama ne yaptı şanlı ecdat? Oradaki kutsal emanetleri geldi İstanbul'a getirdi. Kimse elleyemiyor. Allah'a şükür emanetler bizde. Onun için şeref bizdedir yani. İnşallah biz yine insanlara adalet saçan, bütün Müslümanları ve mazlumları kanadı altına alan o kuvvetli iman sahibi ecdadımızın yoluna girdik. Devam edeceğiz, yürüyeceğiz inşallah. Basit insan olmayalım. Basit insan nedir? Kadın peşinden bütün hayatını mahveden insandır. Araba peşinden bütün hayatını mahveden insandır. Ev peşinden bütün hayatını mahveden insan bu basit insandır. Büyük insan nedir? Büyük emellerin peşine düşen insan büyük insandır. Nedir o? Allah sevgisini kazanmak, Allah'a doğru yürümek, Allah'ın dinini yüceltmek, Resul-i Ekrem'in sünnetini insanlara yaymak. Sen bunu yaptıktan sonra Allah-u Teala sana
güzel, saliha bir eş de gönderir, ev de gönderir, araba da gönderir. Hepsi olur yani. Sen Allah'a hizmet et yeter ki Celle Celaluhu. Allah-u Teala Celle Celaluhu bu gafletten bizi uyandırsın. Gafletten uyanalım inşallah, halis bir kul olalım. Etrafımızdaki insanlara da nur saçalım, onlar da uyansınlar. Ayırım yapmayalım kardeşim. Açığı, saçığı, namazlısı, namazsız ayırım yapmayalım. Hepsi Allah'ın kuludur. Müslümanı kafiriyle bile ayırlı yapmayalım. Hepsini Resul-i Ekrem'in bakışıyla bakmak lazım. Hepsini Allah'a davet edelim Celle Celaluhu. Allah'ın dinine davet edelim. Hepsini cennete davet edelim. Dedik ya, kimsenin cehenneme gitmesi kafiriyle birlikte bile, kimsenin cehenneme gitmesi bize hiçbir şey kazandırmaz. Ama bir insanı hidayete ulaştırmak, Hazreti Ali'ye buyurdu Efendimiz, Allah-u Teala senin vesilen ile dedi, bir insanı hidayete ulaştırması dünya ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır. Her şeyden. Ne varsa. Allah-u Teala Celle Celaluhu bu yolda yürümeyi bizlere nasip müyesser eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.